Evet arkadaşlar, buradan yolumuza devam edelim. Kıyafetleri onarayım derken yine akşam oldu ve gökyüzünde Orion takım yıldızlarını görüyorsunuz. Kutup ışıklarını görüyorsunuz. Biliyorsunuz oyunda kutup ışıkları geldiği zaman elektrikler geliyordu. Hala o etki devam ediyor. Neyden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Yani gece vakti olduğu zaman bu kutup ışıklarının etkisiyle elektriğin gidip gelmesi neyden kaynaklandığını henüz anlamadık. Ama hikayenin ileri kısımlarında anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bir görev daha var. Yan görev. Gizemli göl malzeme zulaları. Hedefimiz orası. Oraya bir ulaşmaya çalışacağız. Ondan sonra da şuradaki dayıya bulduğumuz malzemeleri geri vereceğiz. Bakalım neler olacak bu bölümde. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Oha abi, burada bayağı bir ağacı kesmişler. Bu ormanda konuşanlar aslında bir yandan da haklıymış ya. Baksana abi, burada bayağı bir ağaç kesmişler. Ormanı katletmişler. Yasa dışı kesildiğini söylüyor ormanda konuşanlar. Aha, kurt sesi var. Dayı selamün aleyküm. Bak yeşil yeşil parlıyor, bak gördü beni. Lanet pislik seni. Lanet pislik seni. Bir de yeşil yeşil parlıyor. Virüslü müdür nedir? Şurada ışık yanıyor lan. Gel dayı gel. Gel kafanı patlatacağım gel. Buna başka fantezi uygulayabilir miyiz ya? Şöyle bakayım silahlarımıza. Korkutalım bu sefer ya. Hayvanları öldürmeyelim bu sefer. Geçenki bölümde ansızın çıkmıştı lanet pislik. Geyik avına çıkmıştık biliyorsunuz. Birdenbire karşıma çıktı. Ama bu sefer öldürmeyeceğim abi. Gel öyle. Hadi git bakalım. Hadi köyüne. Biraz da fişek harcayalım abi. Çantada bayağı bir fişek birikti. Bundan sonra saldırmaz herhalde ya. Buraya resim koymuşlar lan. İlk defa böyle bir şey görüyorum ha. Buraya bizim... Aynen yok, bu değilmiş lan, bu başka bir şey de. Neymiş bu abi? Vay. Ah söndü lan ben gelince. Niye söndü abi bu? Ne ki bu ya? Şöyle dağ resimleri var, gökyüzü. Kule gibi bir şey bu ya. Anten olamaz herhalde. Şu yukarıdaki radyo kulesi olamaz herhalde değil mi? Vallahi çözemedim ya. Burada öyle bir şey var mı acaba? Burada çevrede öyle bir kule gibi bir yer var mı acaba? Haritaya bakayım. Yok gibi ya. Anlamış değilim. Bir kule gibi bir resim var. Buraya bunu boşuna koymazlar ya. Böyle bir yer mi var acaba ya? Onu bilmiyorum ki. Bak yine kurt sesleri var ya. Dayı daha yeni dostunu bağışlayıp affetmiştim ama siz akıllanmayacağınız galiba. He? Gelecek mi bu? Bu arada nerede lan bu? Şu tarafta gösteriyor ama. Tam burada bir yerde olması lazım. Şunun arkasında falan mı? Yo. Şu mu lan? Aynen buldum. I've been looking for you. Zula'yı bulduk arkadaşlar. Domates çorbası. Bir tane daha domates çorbası. Enerji barı. Fener yakıtı. Antiseptik. Güzel. Kurt sesleri gelmeye devam etsin. Biz şöyle yolumuza devam edelim ya. Şuradan aşağı doğru yardırsak. Ya da dur lan, şuradan gideceğim ya. O yoldan gideceğim abi. Belki kuleyi görürüm abi. Orada kule gibi bir şey var. Böyle saat kulesi gibi duruyor biraz da. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir görelim bakalım. Belki buluruz ya. Gördü mü lan? Görme lan. Görme lan. İnşallah beni görmez. Görmedi, görmedi. Sıkıntı yok. Görme, görme işte. Lanet pislik, görme işte. Görme demedim mi ben sana? İlla kafana mı sıkalım abi? Gel lan gel. Gel kardeşim. Gel topla gel. Oh! Anasını satayım. Korkmadı. Lanet pislik, korkmadı. Sen nasıl korkmazsın lan? He? Oha!
İşte şimdi kafam attı ya. Korkar dedim ya. Bu %100 korkutuyor sanıyordum ben ya. Bak lanet pislik kaçtı. Silahımı yere düşürmüşüm abi. Hay el bileğine tüküreyim senin McGanzi. Senin eline de tüküreyim, bileğine de tüküreyim McGanzi. Bir kurdu korkutamadın ya. Kafamı saralım abi. Kullan bakalım. Heh. Al bakalım silahı. Antiseptik mantiseptik kullanalım bir de. Enfeksiyon kapmasın kafamız. Fırtına başladı bu arada. O kurt nereye gitti abi? O lanet pislik kaçtı değil mi? Abi bundan sonra fişek mişek sıkmıyorum. Direkt kafalarını sıkıyorum abi. Bundan sonra direkt kafalarını sıkıyorum. Ben fişek %100 korkutur diye düşündüm. Bundan sonra direkt kafalarını sıkıyorum abi. Lanet olsun ya, zaten 44 tane mermim var abi. Ne diye uğraşıyorum bunları korkutmaklaymış bilmem neymiş. Bunlar vahşi hayvanlar abi. Bunlar ya ya sen öleceksin ya o ölecek abi. Yani bunun A'sı B'si yok. Başka seçenek yok yani. Korkutma %100 sağlamıyormuş bu fişeklerden. %100 korkmuyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ben %100 korkar zannettim. O yüzden fişek denedim ya. Bir insanlık yapalım dedim abi. Bir hayvan hakları dedik. Ama vahşi hayvanları da yani hayvan hakkı yemiyor arkadaşlar. Sonuçta sizin de canınız var. Onun da canı var ama sizin de canınız var. Kendi canınızı da düşüneceksiniz. Şu aşağıdan bir bakacağım lan. Aşağıda ne var? Merak ettim. Vay. Aşağıda bir cicik yok gibi. Orada bir şey yanıyor. Orada kamp ateşi var. Orada kamp ateşi var abi. Vallahi gördüm abi. Son anda gördüm. Orada birileri bir şey yakmış abi. Lan o gene sakallı dede orada mı lan yoksa? He? O sakallı dede gene orada kamp ateşi mi yakmış acaba? Bir selamünaleyküm diyelim onun yanına gitti ya. Adamı yakaladım bak. Mekana kurulmuş. Kamp ateşi değil de başka bir şey mi lan yoksa? Orada bir şey var ama oraya nasıl gideceğim ya? Oğlum buradan iniş yok mu lan? He, buradan böyle yukarı gidiyor. Bu kuleye gidiyor galiba lan. Bu yol kuleye gidiyor galiba arkadaşlar. O zaman o tablodaki resim radyo kulesi o zaman ya. Radyo kulesine tam çıkalım bakalım ya. Bir çıkalım ne oluyormuş bu radyo kulesinde ya. Bir çıkalım bakalım. Burada bir şey yıkılmış lan. Aşağıdaki kule resmi yıkılmış. Aşağıda o resmini çizdikleri kule buymuş ve yıkılmış. Vay arkadaş be. Burada da bir şey varmış. Metal konteyneri araştır bakalım ne varmış burada. Güzel 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 şeyler verdi. Şu ne? Şurada bir şeyler var. Etli fasulye. Yiyecek bulduk lan bayağı. Çok iyi oldu yalnız he. Kule yıkılmış lan. Şu ne? Taş mı bu? Taşmış. Bu kuleye tırmanabilir miyiz acaba? Şurada bir şey var. Şu arkadan mı geleceğim bir dakika? Vay arkadaş ya. Şu ne? Taş mı? Acaba fırtınadan dolayı mı yıkılmış? Aha yıpranmış iş pantolonu. Yıpranmış kaşkol. Bakalım burada başka neler var. Şuranın üstüne çıkabiliyorsak bir çıkmaya deneyeceğim. Galiba çıkılıyor ya. Yıkık da olsa çıkılıyor abi. Belki tepede bir şey vardır diyeceğim ama oraya nasıl çıkacağız? Karakter zıplamıyor ki. Yok, karakterde zıplama olayı yok. Olsa zıplardım şuraya da zıplama diye bir şey yok. Yok, aşağı düşüyor abi. Burası bu kadarmış ya. Burada başka bir şey yok. Burada 2-3 tane yiyecek içecek bulduk. Başka da bir şey yok abi. Şu aşağıdaki ışığa gidelim abi. O aşağıda bir böyle bir ışık yanıyordu. Kamp ateşi gibi duruyordu ama sanki kamp ateşi de değildi ya. Orada bir şey yanıyordu ama bir bakacağım abi. O aşağıda bir şey var abi. Oraya bir uğrayacağım. Şuradan şöyle kestirmeden inebilir miyim? Ne diyorsunuz? Skyrim yeteneklerimizi kullanıp. O ateşin oraya gideceğim abi. Orada bir şey var. Hala yanıyor o ateş.
Orada bir cacıklar dönüyor abi. Oraya bir gideceğim ya. Ben buradan Skyrim tecrübelerimi kullanırım gününe geliyor ya. Burada Skyrim yeteneklerimizi kullanırım gününe geliyor. Şu ana kadar bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Hadi bebeğim. İnersin McKenzie. 50 kiloyla buradan inmeyi başardın gibi McKenzie. Helal olsun lan sana. İşte Skyrim yetenekleri arkadaşlar. Ben size söyledim. Kas. Yani aha. Geliyor. Lanet olası pislik geliyor. Arkadaşları cehenneme yolladım. Seni de yanına yollamak için sabırsızlanıyorum dostum. Gel koçum gel. Gel. Topla gel. Oh! Ölmedin mi lan? Ulan kafasına sıktım abi. Kan izi de çıktı lan. Aa! Baksana abi kan izi çıktı ama ölmedi ya. Abi beynine sıktım nasıl ölmüyorsun ya? Korkup kaçtı abi yaralandı ama. Beynine sıkmıştım halbuki öldürmesi lazımdı ya tuhaf. Ölmedi. Neyse en azından başımıza bela almadı derken karşıda bir kurt daha var. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim her yer kurt abi. Kurtlar Vadisi'ne falan mı düştüm? Nereye düştüm abi ben ya? Her yerde bir kurt var ya. Silah inşallah tutukluk yapmaz. Gel dayı gel. Bir sen eksiktin gel. Öbürünün kafasına sıktım ölmedi. Belki sen ölürsün. Gel dayı gel. Bu sefer öldü işte. Bu sefer öldü. Bu sefer acımadık arkadaşlar. Kafasına sıktık bu sefer. Cehenneme yolladık. Şu boş kuvanı da at bakalım. Güzelsin. Tuzak mı lan bu yoksa? Aa orada biri ölmüş. Biri vefat etmiş abi. Hipotermi riski mi? Aa ateş var işte dayı. Bizim için yakmışlar. Adam ateşi yakmış ölmüş lan. Oğlum sen sonsuz ateş falan mı yaktın? Ne bu? Sönmüyor bu ateş. Allah rahmet eylesin dayı. Av bıçağı. Adam ölmüş lan. Aha not var. Hang'in yeğenine mektup. Neymiş? Sevgili Angela. Vay arkadaş be. Okudunuz mu abim mektubu? Alalım bunu. Aha Hang'in kasasının anahtarı. Hang'in kasasının anahtarını verdi lan. Ama anahtarın... Bu nasıl anahtar lan? Ucu yok sanki. Sanki sapı kopmuş gibi duruyor. Alalım bakalım abi. Bıçağımız vardı zaten. Hang'in kasasını bulmak için orman kulübesini ara. Orman kulübesi. Haritada gösteriyor mu? Nerede lan o orman kulübesi? Anlamadım ki abi. Çantasında ne varmış? Allah Allah. Orman kulübesi diyor ya. Bu ne abi? Karga tüyü mü? Ver lan karga tüyünü. Taş maş var. Yalnız burada iyi ısındık ha. Adamlar benim için bedavadan ateş yakmış. Bu arada bu kadınmış galiba ya. Angela diyordu çünkü ama bu erkek duruyor. Nasıl bu? He kafasında bere varmış. Ama bu kadın yani. Kadın ölmüş ya. Amcası demiş ki abi kıyamet falan kopacak demiş. Sana hazırladığım Zula'yı bul demiş. Aha şurada bir kulübe var lan o mu acaba? Bir bakayım oraya. Zula'yı bul demiş. Ve annesi de işte demiş ki amcan deli demiş. Onunla bir daha konuşma demiş. Amcası böyle kıyamet alametleri falan söylüyormuş ama gerçeklik çıkmış yani herkes baksana. Burayı terk etmeye çalışmış. Kız da burayı terk etmeye çalışmış ama ölmüş abi. Niye öldüğünü anlamadım ama ya. Soğuktan mı öldü acaba? Kurt saldırısına mı uğradı? Kesin o kurtlar öldürmüştür ya. Kesinlikle o kurtlar öldürmüştür. Bu arada orman kulübesi dediği bu galiba. Buna bir bakalım ya. Görünüşe göre bir gece daha atlattım. Orman kulübesi bu olsa gerek. Aha ileri düzey atış rehberi. 19. yüzyılın bilmem neleri. Alalım lan. Taslak açıldı. Geyik derisi bot. Geyik derisi pantolon.
Bir geyiği avla ve öldür. Görev verdi lan. Biz öldürmüştük. Bir geçenki bölümde geyiği avlamaya çalışmıştık. Yırtık kort pantolon. Kusursuz cephane. Konserve. Şu ne? Sargı bezi ver kardeşim. Orman kulesi dediği bu var. Hengin kapı. Uzun zamandır kıyamet... Lan oraya daha yeni gittik ama ya. Sayman lazım abi. Oraya daha yeni gittik. Oradan daha yeni geldik ya. Neyse gidelim abi ya. Ne yapacak bir şey yok. Gidelim. Evet arkadaşlar, mekana geldik sayılır. Bu arada ben kuleleri karıştırmışım. Daha demin gittiğimiz kule şuymuş. Bizim gittiğimiz kule bambaşka bir kuleymiş abi. Bu Hengin kulesi, Hengin kapısı dediği kule bambaşka bir kuleymiş. Bizimkisi şuradaymış abi. Daha demin gitmiştik ya, radyo kulesi. Orası karşı tarafmış ya. Ben ikisini karıştırdım ya. Ama ikisi de birbirine çok benziyor ya. Aynı, ikisi de tepede çünkü. Yani ben karşı tarafa gittim zannediyorum. Bir daha oraya gideceğiz zannettim. Meğersem burası başka bir yermiş ya. İlginç. Yani bu Hengin amcası da abi bula bula buraya mı bulmuş abi? Yani dağın tepesine mi koymuş erza yani? Anlamış değilim ki ya. Yeğenine git işte dağın tepesine erzak koydum onu al mı demiş yani. Ulan kız buraya çıkmak için gerçekten 40 takla atar ya. Ben buranın yolunu bulurken en az 3 tane kurt öldürdüm yani yolda arkadaşlar. Gerçekten kolay değildi. Ama çıkmayı başardık ve burada bir Karada bayrağı var. Bir de şurada kule var ve yıkılmamış bir kule. Karşıdaki kule yıkılmıştı ama buradaki kule yıkılmamış. Sağlam duruyor. Ve güzel de duruyor aslında. Ha, kule vallahi güzel duruyor. Hoşuma gitti. Kuş bakışı. Kanada'nın bu soğuk topraklarında güzel bir manzarayı çayımızı yudumlayarak abi kulenin içinde manzaranın tadını çıkararak burada bir mola verebiliriz. Burada bir dinlenebiliriz. Zaten burada uyumayı da düşünüyorum açıkçası. Yorgunluğumuz bayağı azaldı çünkü. Orman kulesi. Burası orman kulesiymiş abi. Şimdi şu kuleye bir çıkalım bakalım. Burada birisi var mıdır ya? Hala yaşayan maşayan ya da burada kalan birisi var mıdır acaba? Çünkü sağlam duruyor burası. Yıkılmamış. Ayakta. Dertleriyle baş başa. Öyle bir şarkı vardı biliyor musunuz? Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Öyle bir şeydi galiba. Aklıma o geldi. Aklıma bazen böyle saçma sapan şeyler gelebiliyor arkadaşlar. Oo, bu da ranzada varmış lan. Aç bakalım kapıyı. Mekana geldik. Vay 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 vay. Hemen şurada bir etli fasulye beni buldu. Dikiş kitine ihtiyacım yok. Tamam, ocağımız da var. Aha, bu ne? Termal içtik. Bak bu koruyordur ha. Termal dediğine göre, bir de sağlam dediğine göre bu sağlam koruyor galiba. Buna bir bakacağız. Kuru et var. Aha, not var. Okunmayan not. Okuyalım abi, okumamışlar, biz okuyalım. Bu notun üzerindeki yazının büyük bir kısmı okunmuyor. Bu mesaj kime yazıldıysa şifresini çözebilmiş. Anlaşılır işaretler ve büyük bir çarpıyı işaret eden kalın bir ok var diyor. Al bakalım. Evet, gizemli gölden harap bataklığa giriş civarındaki zulayı bul. Gizemli göl malzeme zulayı buradaymış abi. Girişe saklamış çakal. Ulan o kadar oradan geçtik, ben o zulayı hiç görmedim ha. Güzel saklamış çakal. Oradan çok geçtik çünkü. Şunu da ver bakalım abi. Dileme taşı var. Baş var, ver. Bot var. Bottan botumuzu tamir ederiz. Şurada yardım kiti falan verebilir. Enerji barı, sargı bezi, antiseptik. Harikasın deli bebeğim. Burada aha. İşte anahtarı açacak kasa bu. Yani kasayı açacak anahtar bu daha doğrusu. Daha doğrusu anahtarın açacağı kasa bu. Söyleyemedim abi. Yemin ediyorum sinir oldum kendime. Hengin sığınak kapısının kodu. 45-18-32. 45-18-32. Al bakalım bunu da. Abi not da. Hep burada aklını kaybetmek üzereymiş gibi görünüyor. I had to sit in the tower all day with nothing but a radio for company. Hengin seyit defteri. 1. bölüm. Vay arkadaş. Adam kafayı sıyırmış ve kendine erzak biriktirmiş. Hengin gizli sığınağı varmış ve gizli sığınağını buldu. Haritada aha.
Oğlum adam da ta nereye sığınak yapmış ya. Ta buradan oraya mı gideceğiz şimdi ya?